Göğsünüzde var mı ağrı? Hayır. Sırtınızda, belinizde? Yok. Nasıl hocam? Erciyes'te yeni bir kayak sezonunu başlatmış olduk geçen hafta itibariyle. Tabii Erciyes artık öyle bir hacme ulaştı ki burada asayiş, trafik, sağlık hizmetleri gibi çok ciddi altyapı ihtiyaçları hasıl oluyor. Çok şükür devletimizin bütün kurumları hakikaten şehrimizin, turizminin gelişmesi, ilerlemesi, Erciyes Dağı üzerinden Kayseri'ye yerli ve yabancı misafir gelmesi için de bütün gayreti gösteriyorlar. Kayak merkezi işletmeciliği zor bir iş. Bahsettiğim bir takım unsurları bünyesinde barındırırken muhtemelen bunların içerisinde en önemlisi de sağlık hizmetleri. Çünkü karda buzda yapılan bir spor icra ediliyor Erciyes'te. Ve istenmese dahi zaman zaman düşmeler, kalkmalar, işte kırıklar oluşabiliyor. Bunun için de en önemli şey misafirlerimize sağlıklı, kaliteli ve zamanında bir sağlık hizmeti üretebilmek. Şimdiye kadar İl Sağlık Müdürlüğümüzle çok yoğun bir işbirliği içerisinde çok şükür büyük bir sıkıntıya mahal vermeden bu hizmetleri ifa ettik. Erciyes'te Kayseri Büyükşehir Belediye'mizin İl Sağlık Müdürlüğümüze tahsis etmiş olduğu bölge özellikle 112'miz için bir üst konumundaydı. Burada istenmeyen durumlar vuku bulduğu zaman 112'miz anında müdahale ediyor ve şehirde herhangi bir uygun hastaneye ulaştırıyordu. İhtiyaç birazcık daha büyüyünce artık İl Sağlık Müdürlüğümüz burada bir poliklinik hizmeti vermeyi, Erciyes'te yaklaşık 1500-2000 civarında sabaha kadar konaklayan misafirlerimize daha nitelikli, daha kaliteli hizmet vermeyi esas aldı. Ve sağ olsunlar artık Erciyes'te çok güzel bir polikliniğe kavuştuk. Bu hakikaten diğer kayak merkezlerine, diğer şehirlere de örnek olması gereken bir gelişme. İl Sağlık Müdürlüğü, Büyükşehir Belediye'mize, Kayseri Valimizin de tensipleriyle burada bir sağlık hizmetini detaylandırmamız gerektiği kanısına vardık. Geçen seneden farkı ne? Geçen sene burada C-tip istasyonumuz vardı. Hastalarımızı alıp aşağı indiriyorduk. Bu sene ise hem hekim hem de sağlık personel takviyesiyle burada normal bir poliklinik hizmetinde oluşturmak istedik. Hem istasyonumuz hem de hekimimizle birlikte bu mekanda Sema Yazar Poliklinik adı şeklinde geçen bir bu mekanda hizmete vermiş olacağız. Sağlık Müdürlüğümüz değişen koşulları dikkate alarak nüfus kaymalarında, zamanlı nüfus kaymalarında ona göre de hizmetlerimizi oluşturacağız. Yazın Kapuzbaşı bölgesinde buna benzer bir destek bloğu atmıştık. Şimdi ise kışın Erciyes'te gün gün başkan numaralarına girmeyeyim ama 50-60 bine varan bir giriş var buraya. Burada da bu hizmeti sunmamız gerektiğini düşünüyoruz. Onun için de Sağlık Müdürlüğü olarak bu hizmeti planladık. Burada inşallah kış boyunca kayak sezonu kapanana kadar devam edecek bir hizmetimiz olacak. Gerekli olan diğer bir pozisyon oluştuğu takdirde de tekrar değerlendirmeye alır, gereken müdahaleyi yaparız diye düşünüyoruz. Burada dikkat ettiğimiz bir nokta şu, biliyorsunuz son zamanlarda Kayseri'de sağlık turizmi üzerine yoğunlaşıyoruz ama bir de bizim sağlık turizminin yanında turistin sağlığı dediğimiz buraya kaymaya gelen yaklaşık 1 milyona yakın insanlar olacak. Bunların da sağlığını gündeme almam, yani onların sağlığı da bizlere emanet. O şekilde düşündüğümüz takdirde buradan gereken sağlık açısından bir eksiklik olmamasını özellikle planladık. İnşallah kazasız belasız kaymalar diliyorum.